Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce birincisini çekmiş olduğumuz Netflix dizi önerileri videosunu... Tamam, başlıyoruz. Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce ikincisini çekmiş oldum. Asla konuşmuyorum ya. Vaz mı geçsem acaba? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce birincisini çekmiş olduğumuz Netflix dizi önerileri videosunun ikincisini çekiyoruz. Çünkü karantinalar geri geldi. Yine evlerdeyiz. Hava zaten soğuk. Yani karantina olmasa bile kafeler kapalı. Sokağa zaten çıkacak bir sebebimiz yok. Dolayısıyla evde olanlar için son dönemde izlediğim Netflix dizilerini sizinle paylaşayım istedim. Hazır böyle yılbaşı ayıyken de bunu sevgili ağacımın önünde yapayım istedim. Her neyse, lafı fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi bu tamamen doğaçlama bir video olacak. Çünkü böyle çok yapay olmasın vesaire diye anlık hatırladığım kadarıyla size dizilerden sondan, yani daha doğrusu geriden, ileriden yok. Son izlediğimden geriye doğru böyle... Nasıl buldum, iyi miydi, kötü müydü gibi önerilerde bulunacağım. Komedi dizileriyle ilgili olan bölümü de şuraya bir yere linklerim. Orada da Netflix'te izlediğim komedi dizilerinden bahsetmiştim. Ona da bir göz atabilirsiniz. Şimdi ben burada hem film hem dizilerden bahsedeceğim. Böyle 5-6 tane film dizi önerisinde bulunacağım. Eğer beğenirseniz bunu 2-3 haftaya bir yaparız. Zaten sürekli dizi izliyorum. Bu arada Netflix'in şunu hiç sevmiyorum. Böyle izlediğimiz dizileri izlediklerim adı altında bir yerde toplayabilsek ve hangi diziyi izleyip izlemediğimizi görsek toplu bir liste olarak çok daha güzel olacak ama öyle bir şey yok. O yüzden hatırladıklarımı böyle sırasıyla gideceğim size. En son The Crown'u bitirdim. Şöyle söyleyeyim. Eğer tarihten hoşlanıyorsanız, bu arada görünüyor mu bilmiyorum ama zaten isimlerini vesaire aşağıya yazarım. Crown tamamen... İngiliz kraliyet ailesinin tarihini anlatan, daha doğrusu Kraliçe Elizabeth'in tahta geçişinden şu anki döneme kadar sürecek galiba, o dönemi anlatan bir dizi. Eğer tarihi dizileri seviyorsanız ve böyle biraz daha entrika falan, böyle işte daha böyle yani değişik hayatları merak ediyorsanız o zaman izleyebileceğiniz bir dizi. Tamamen bence biyografi gibi. Hatta bugün bir haber sitesinde okudum. Crown'daki şeylerin, hani önde bir yazı geçer ya, bu dizideki olaylar ve karakterler tamamen kurgudur diye. Netflix bu diziyle ilgili böyle bir yazı koymayı tamamen reddetmiş. Yani tamamen gerçek içerikler. Bunu da nereden anlıyoruz? Çünkü kraliyet ailesindeki birçok kişinin gizli röportajları, çevrelerindeki insanların verdiği demeçler vesaire var. Ve onlara bakarak bunları yayınlamışlar. Dolayısıyla gerçeğe en yakın şekliyle Elizabeth dönemindeki şeyi anlatıyor. Yani o süreci anlatıyor. Yaşanılanları, kraliyet ailesinin nasıl bir şey olduğunu vesaire. Şöyle söyleyeyim. 3. sezonu hiç beğenmedim diyebilirim. Ama 1. ve 2. sezon çok güzel aktı gitti. 3. sezonda şey beni çok kopardı. İlk iki sezonda Kraliçe Elizabeth farklı, yani gençliğini oynayan farklı bir oyuncuydu. 3. sezonda farklı bir oyuncu olarak girdi. Doğal olarak yaşlılığını oynayacağı için. Ama ben onda bir koptum. Bir de 1. 2. sezonda daha böyle aile içi ilişkiler vesaire varken 3. sezonda biraz daha siyasi ilişkilere, işte İngiltere'nin durumuna vesaire odaklanmış. Dolayısıyla da ben böyle 3. sezonda biraz koptum. Ama 4. sezonu da izlemek istediğim için yarım bırakmadım. Çünkü Diana gelecekti. Prenses Diana'nın da hayatını çok merak ettiğim için devam ettim. Ve 4. sezon yine çok güzeldi. Şöyle, şimdi birazdan The Story of the Diana diye bir şey var, içerik. Ondan bahsedeceğim size. Normalde 30 Kasım'da kaldırılacak demişlerdi ama hala kaldırılmadı sanırım.
Onunla birlikte kıyaslayınca neden merak ettiğimi anlayacaksınız. Ama Crown'u dediğim gibi böyle akıp gitsin istiyorsanız izleyin. Biraz uzun, 10 bölüm. Her bir sezon 4 sezonu var şu an. Ve her bir bölümü 40-45-50 dakika civarında sürüyor. Evet, biraz uzun. Ama ilk 2 sezon çok hızlı akıyor. Son sezon çok hızlı akıyor. Bir tek 3. sezonda biraz sıkılabilirsiniz. Ama izleyin, çok güzel. Kraliyet ailesinden başlamışken oradan devam edelim. Size bahsedeceğim ikinci film, yani bahsedeceğim ikinci içerik Prenses Diana'nın Kayıp Sırları. Bu ara Netflix'te Diana ile ilgili bir sürü içerik var, o yüzden hepsi birbirine karışıyor. Ama benim izlediğim Prenses Diana'nın Kayıp Sırları'ydı. Bu 30 Kasım'da kalkacak denmişti. Fakat sonra herhalde bir şeyler oldu ki hala şu an yayında. Bence yayından kaldırılmadan bir izleyin derim. Bu tamamen bir belgesel film. Diana'nın bir yazar için vermiş olduğu gizli röportajları öldükten sonra filme çevrilmiş. Kendi sesinden ve gerçek görüntüleriyle harmanlanarak oluşturulmuş bir içerik bu. Ben izlerken çok beğendim. Prenses Diana'nın neden bu kadar sevildiğini, işte o hayatını, yaşadığı şeyleri falan çok güzel anlatıyor. Ama tamamen tarafsız diyemeyiz. Çünkü buradaki anlatılanla diğer dizide, yani The Crown'da anlatılan içerik birbiriyle hiç örtüşmüyor bence. Tamamen farklı. Burada Diana'nın gözünden tamamen Diana'nın kayıp, yitik halini anlatıyor. Ama The Crown'da da aslında her şeyin Diana'nın anlattığı gibi olmadığını, Charles'ın gözünden de olaylara bakma imkanı doğuyor. Ama bence kaldırılmadan, ki bence kaldırılır. Çünkü bayağı böyle sağlam kraliyetle ilgili açıklamaları var. O yüzden kaldırılacağını düşünmüştüm ben. Ama eğer bu tür şeyleri, yine dediğim gibi böyle biyografik belgeselleri vesaire seviyorsanız çok keyif alarak izleyeceğiniz, bir solukta izleyeceğiniz bir film. 2017 yılında yapılmış ve 1 saat 53 dakika sürüyor. Bence çok uzun da değil. Hatta 1 saat 53 dakika diyor ama siz 1 saat 40 dakika deyin, işte jenerikler, girişler, çıkışlar falan. 1 saat 40-45 dakika falan sürüyor. Bence kesinlikle kaçırmadan izleyin. Hatta İngilizce izleyin. Diana'nın kendi sesine izleyin. Çok da güzel, şık olur. Üçüncü olarak Top Ten'den bu sıra hiç inmeyen, herkesin konuştuğu Bir Başkadır'dan bahsetmek istiyorum. Ben biraz ön yargılıydım bu filme. Çünkü böyle biraz durağan, biraz sıkıcı, psikolojik vesaire diye düşünüyordum. Ve böyle dizileri genelde çok sevmem. Ancak bunu daha taze bitirdim. Dün bitti. Bir oturuşta 8 bölümü izledim. Yani baştan sona bir günde 8 bölüm bitti. O kadar güzel gidiyor. Şöyle söyleyeyim. İlk 2-3 bölüm güzel. Sonra 4-5-6 biraz durağan. Sonra 7 ve 8'de her şey çözülmeye başlıyor. Ve gerçekten zevk alarak bitiriyorsunuz. Ve böyle şu anki günümüzdeki belli karakterleri çok güzel yansıtmış. İzlerken ben şeyi bile düşündüm. Yani buna nasıl izin vermiş hükümet diye. Çünkü çok eleştirel yaklaşımları var bence. Ama yani farklı görüş açılarını bir arada görmek isteyenler için bence çok güzel bir dizi. Ve Türk toplumundaki işte yaşananları bence gerçekliğiyle anlatan ve böyle çok da yapay karakterler olmayan bir dizi. Yani Türk dizilerinde genelde nedir? Zengin kız, fakir oğlan. Herkes böyle şıp şıkıdık giyinir ve öyle ekranlara çıkar. İşte makyajı uyanır vesaire. Ama burada öyle değil. Tamamen böyle doğal. İşte yani siz, biz, annemiz, babamız nasılsa aynı o şekilde karakterler görüyorsunuz. Bazı yerlerde karakterlerle sinirleniyorsunuz. Bazı yerlerde karakterlerle ağlıyorsunuz, gülüyorsunuz. Yani tam böyle gerçekten saf toplumu anlatan bir dizi diye düşünüyorum ben. Özellikle sonları bayağı çarpıcıydı. Çok güzel çözümlemeleri, çok güzel betimlemeleri vardı. O yüzden bence ya bir solukta izleyeceğiniz bir dizi zaten. Sezonları böyle artmadan, ki bence devamı çekilir. Çok fazla izlendi, çok fazla beğeni aldı. Oyuncuların zaten oyunculukları mükemmeldi. Hele bir tane engelli karakterde bir oyuncu var. Adını bilmiyorum ve bakmadım. Aferin bana. Çok güzel bir YouTuber'ım. Yani bir tane oyuncu var. Siz de zaten izleyince fark edeceksiniz. Yani engelli vesaire değil. Normal bir oyuncu. Ben önce o sahneyi gördüğümde engelli birini oynatmışlar filmde diye düşündüm. Ve böyle oha ya nasıl falan oldum. Sonra kafayı bir çevirdi. Aa dedim, bu muymuş? Nasıl oynamış? Yani o kadar güzeldi ki oyunculuğu. Gerçekten yani sırf onun için bile izlenebilecek bir diziydi. O sahnelere şahit olmak bile çok güzeldi. O yüzden bence Bir Başkadır'ı
yani kaçırmadan izleyin. 9 kere Leyla'ya gelelim. 9 kere Leyla şu an biz bu videoyu çekerken Türkiye'de bugün 1 numara. Bence tamamen oyuncu kadrosu için Türkiye'de 1 numara. Şöyle söyleyeyim. Yani konu fena değil, içerik güzel, oyuncular mükemmel bu arada. Demet Akbağ var, Haluk Bilginer var, Elçin Sangu var, Fırat Tanış var. Yani kadro mükemmel bana sorarsanız. Fakat benim için bir hayal kırıklığı, şöyle bir hayal kırıklığı. Belki bunu işte daha normal, sıradan oyunculardan izlemiş olsaydım çok büyük bir beklentiye girmeden hoşuma giderdi. Ama çok büyük bir beklentiye girerek açtım. Ve böyle çok anlamsız işte yeni yetme komedi dizileri var. İşte ne bileyim Dedemin Fişi bilmem ne. Hani bu tür filmler var. Ben çok hoşlanmıyorum bu tür filmlerden bu arada. İlla ki sevenleri vardır ama bana hitap etmiyor. Bu da tamamen onlar gibi. Öyle söyleyeyim size. Evet içinde küfür yok. İşte argo yok vesaire. Yok gerçi küfür argo da var. Var. Onlar da var. Yani çok absürt bence. Fazla absürt. Dolayısıyla da işte yani bence bir numara olmaya hak etmiyor. Kara mizah. Zaten türü de öyle geçiyor. Ama yani şöyle verdiği mesaj güzel sonunda. Farkındaysanız cümleleri toparlamıyorum. Çünkü o kadar saçma geldi ki bana izlediğimde. Yani bir mesaj vermeye çalışmışlar okey ama bunu daha güzel yollarla yapabilirlermiş. Daha kaliteli bir içerikle yapabilirlermiş diye düşünüyorum. İşte karısını öldürmeye çalışan bir adam var işte metresiyle birlikte olmak için ve onların yaşadıklarını anlatıyor aslında temelde ama bunu çok absürt bir şekilde anlatıyor. Hatta Haluk Bilginer'le ilgili işte Haluk Bilginer aslında Hintliymiş de haberimiz yokmuş gibi yorumlara sebep oldu bu film. Çünkü sürekli böyle müzikal yaparsınız okey ama yani çok Hintli dansları mansları falan bilmiyorum ben hiç, yani hoşlanmadım. Ama izlemek isterseniz bir tercih olarak Türkiye'de bugün bir numarada. Eğer bu sanatçıları da seviyorsanız o yönden de görebilirsiniz. Bu benim için biraz şey gibi oldu. Brad Pitt'in bir filmi vardı. Çok büyük beklentiyle yayınlanmıştı yine falan. Hatırlamıyorum şu anda. Yine kadrosu mükemmeldi. Hatırlarsan filmi şuralara bir yere afişini koyarım. Onu da böyle çok büyük beklentiyle izlemiştim ama benim için o da çok büyük hayal kırıklığıydı. Bu da onun gibi bir şey oldu benim için. Hatta o filmi bulursam kesin koyacağım şuraya adını hatırlarsam. Böyle yani bilmiyorum. Bana biraz zaman kaybı gibi geldi. 1 saat 52 dakika sürüyormuş hatta. Ben sevmedim. Ama yine de sevmediklerimi de burada paylaşayım istedim. Ki siz de izleyip vakit kaybı yaşamayın bence. Evet, bir sonraki size bahsedeceğim dizi Snowpiercer. Ben Netflix'te genelde bu tarz aslında içerikleri izliyorum. Biraz daha bilim kurgu tarzında olan içerikleri tercih ediyorum. Snowpiercer da onlardan bir tanesi. Şu an için bir sezonu var, 10 bölümlük ve her biri neredeyse 45-50 dakika civarı falan sürüyor. Bence çok yaratıcı bir dizi her şeyden önce. Dünyanın yok olması sırasında işte bir tren inşa ediliyor ve şanslı olanlar bu trene geliyor. Arkada bir vagona zorla binen ve fakir olan insanlar var. Ön tarafta da normal parayla bilet alıp buna binmiş olan bir şey var, kitle var. Ve burada bahsedilen şey, bu tren hiç durmadan sürekli dünyanın etrafında dönüyor ki o işte buzul çağı gibi bir şeye giriyorlar ve bunu atlatacaklarını düşünüyorlar. O süreci bu şeyin trenin içinde atlatabilsinler. Trenin içinde her şey var. İşte hayvanlar var. İşte yani Nuh'un gemisi aslında mantık. Tamamen böyle gidiyor. Ama işte o alt tabakayla üst tabakanın çatışması, yaşanılanlar. Yani bence çok güzel bir diziydi. Çok yaratıcıydı. Hiç beklemediğiniz yerden beklemediğiniz sürprizler çıkıyor. Hani şey değil, bir sonraki adımı tahmin edemiyorsunuz. Ya kesin burada da bu olacak diyemiyorsunuz. Böyle hiç beklemediğiniz yerde aa bu da mı oldu, aa şöyle mi oldu falan gibi. Ya da işte hiç beklemediğiniz karakterlere bir zarar geliyor, ziyan geliyor falan. O açıdan ben severek izledim. Çok yapay böyle yapmacık, işte baş karakterini koruyan, sıkı sıkıya ona sarılan bir dizi değil. O yüzden çok hoşuma gitti benim. Böyle o işte koltuk sevdası dedikleri başta olma hırsı falan çok güzel anlatılmış. O yüzden de bence bunu kesinlikle izleyebilirsiniz. Bu da 2020 yapımı zaten çok eski değil ama ben bunu pandeminin ilk başlarında izlemiştim. Dolayısıyla da şu an hani aklıma geldiği için izlediklerimden o yüzden güzel bir dizi olduğu için öneriyorum.
Çok uzun değil. Bir sezon, 10 bölüm. Bunun zaten devamı mutlaka gelecek. O yüzden kısa sürede izlerseniz yeni bölümlerini de izlemiş olursunuz. Evet, bir diğer bahsedeceğim dizi de Umbrella Academy. Umbrella Academy, ben bir başladım arkadaşımla, Songül'le. Böyle bir iki bölüm falan izledik. Hiç birlikteyken sarmadı. Çünkü biz böyle daha şeyiz. Daha çerezlik filmleri, dizileri birlikte izleyebiliyoruz. Çünkü böyle işte konuşuyoruz, bir yandan internette takılıyoruz, bir yandan dedikodu yapıyoruz ve o sırada dizi izlemeye çalışıyoruz. Fakat bu öyle bir dizi değil. Bu böyle gerçekten oturup izleyip konsantre olup bitirmeniz gereken bir dizi. Çünkü anlamanız gereken çok yapı var burada. Bu da şöyle söyleyeyim size. Aynı gün, aynı tarih, aynı saatte doğan 7 tane çocuğun hayatını anlatıyor. Bu çocuklar özel olarak doğuyor. Yani normal yollarla doğmuyorlar. İşte normal bir birleşme sonucu doğmuyorlar. Böyle bir anda anneleri hamile kalıyor ve doğuyorlar. Ondan sonra ve bir tane adam bunları bir evde topluyor ve buna işte bu şeyin adına Umbrella Academy diyor. Ve bunları aslında süper kahraman gibi yetiştirmeye çalışıyor. Ama onların yaşadığı işte çatışmalar, yaşadıkları o evin içinde vesaire, bunlardan bahsediyor. Birinci sezon böyle ilk 4-5 bölümü çok açmadı beni açıkçası. Böyle çok zorlanarak izledim. Ama sırf bilim kurgu diye de izleyeyim istedi. Sonra ikinci sezon, yani birinci sezonun sonlarına doğru çok güzeldi bu arada. Bayağı bir böyle aksiyonlu, güzel, çözümlemeli gitti. Sonra ikinci sezon çok daha iyiydi bu arada. İkinci sezonda eskiye gittiler hep birlikte, geçmiştelerdi ve... Ha bu arada bu akademinin amacı da her sezonda dünyayı kurtarmak. Ve ikinci sezonda da dünyayı kurtarmaya çalıştılar ve bence çok çok daha güzeldi. İkinci sezonu zaten yeni yayınlanmış olması lazım. Yani 1-2 aylık falan bir şey olması lazım. Eğer bilim kurgu seviyorsanız mutlaka buna da bir göz atın derim. Çok çok iyi bir diziydi. Ama dediğim gibi ilk 3-4 bölümden bayağı bir sıkılacaksınız. Yani bayağı sıkılacaksınız. Ben sıkıldım. Ama sonrasında çok güzel akıyor. Size bir sonraki bahsedeceğim dizi Sabrina. Sabrina yani benim Netflix'te en zevk alarak izlediğim dizilerden bir tanesi oldu. Dolayısıyla da mutlaka ve mutlaka izlemeniz gereken diziler arasına almalısınız bence. Özellikle gerilim türü dizileri seviyorsanız. Sabrina isminden de anlayacağınız gibi çok eskiden TRT'de yayınlanan klasik Sabrina'nın günümüze uyarlanmış versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Sadece oradaki Sabrina daha masum, daha komedi unsurları içeriyordu. Buradaki Sabrina ise tamamen biraz daha böyle mistik, büyü, işte tam böyle hani o şeyi, büyücülük vesaire, işte alt dünya, üst dünya vesaire, o tür şeylerden bahsediyor. Ama bence kesinlikle izlemeniz gerekenler arasında almalısınız. 3 sezon ve ilk sezon, ilk bölümden itibaren akıyor gidiyor, sizi götürüyor. Çok kaliteli. Her bir bölümü film gibi bence. Ben çok severek izledim. Şöyle söyleyeyim, her bir bölümü birer saat gibi falan sürüyor. 3 sezon var şu an. Her bir sezonu da 11, 9, 8 diye gitmiş. 4. sezonu da bu sene yılbaşında şeyde olacak, 31 Aralık'ta. O yüzden 31 Aralık'tan önce izlemeye başlarsanız belki 31 Aralık'ta yeni bölümleri direkt yayınlandığında izleyebilirsiniz. Yani tam gece yarısı Sabrina'yı yayınlayacaklar. Dolayısıyla öyle bir heyecan da var. Bence bunu kaçırmayın ama. Yani eğer böyle dediğim gibi bilim kurgu, ondan sonra biraz daha mistik güçler, büyü, bilmem ne falan, biraz da gerilim korku seviyorsanız mutlaka ve mutlaka izleyin diyeceğim diziler arasında. Ve hiçbir bölümünde böyle şey olmadı. Of, bu bölümde çok sıkıcıymış falan olmadı. Her bölümde böyle tetikte ay şimdi ne olacak, ay şimdi ne olacak, ay şimdi ne olacak diye. Hani hiç böyle şeye sarmadı. Tekrara sarmadı bence. Çok da güzel ilerliyor. Yeni sezonu da eminim ki çok güzeldir. Heyecanla bekliyorum 31 Aralık'ı. Evet, size bahsedeceğim son dizi bugün Loki and Key. Loki and Key bence hak ettiği değeri görememiş bir dizi. Çünkü yani ben çok kimseden duymadım bu diziyi açıkçası. Böyle çok konuşulduğunu da duymadım. Bu da Netflix'in orijinal içeriklerinden. Yani Netflix için çekilmiş dizilerden bir tanesi. 10 bölümlük ve böyle bölümleri yine birer saatlik, 45 dakika, 1 saat arasında giden bölümler. Bana sorarsanız yine çok yaratıcı içeriklerden bir tanesi. Bir anahtarla farklı farklı şeyler yapmayı başaran 3 çocuğun hikayesini anlatıyor. Babalarından devraldıkları. Zaten adından da anlaşılacağı üzere Loki and Key. Yani
kilit ve anahtar gibi bir anlamı var. Şöyle, yine ilk iki bölümü beni çok sarmayıp sonrasında saran dizilerden bir tanesi. Ve böyle başrol karakteri çocuk olan diziler biraz daha çocuk dizileri gibi görülse de sonradan çok güzel sarıyor bence. Stranger Things de bunlardan bir tanesi. Onun örneği. Lucky and Key de bence güzel akacak dizilerden bir tanesi. Şu an için bir sezonu var zaten. Ve 10 bölümlük bir sezon. Yani kolayca bitirebileceğiniz dizilerden bir tanesi. Böyle çok uzun uzadıya sürmeyecek dizilerden bir tanesi. O yüzden gönül rahatlığıyla başlayıp hemen bitirebilirsiniz. Dediğim gibi yani bence yine dediğim gibi böyle bilim kurgu fantastik seviyorsanız kesinlikle yaratıcı olan, yani böyle şey tekrara tekrara düşmüyor. Hep büyü işte asla bilmem ne falan filan değil de biraz daha yaratıcılık, işte Lucky and Key dediğinizde işte anahtar, bir anahtarla başka kapılara, başka dünyalara geçiyor. Bir anahtarla işte birinin beynine giriyor falan filan. Böyle pek çok farklı şey var. Bir yandan korku unsuru da var bu arada bu dizide. Kuyuda bir kadın var ve o kadınla ilgili bir korku unsuru var. Ama bence mutlaka izlemeniz gerekenler arasına almanız gereken bir dizi. Evet, benim Netflix'te size önermek istediğim diziler bunlardı. Tabii ki izlediğim bütün içerikler bunlar değil. Bunlar gibi bir sürü daha içerik var ama hepsini bir videoya sığdıramayacağım için bunu böyle bir seri gibi devam ettirelim istiyorum. Siz de aşağıda yorumlarda benimle izlediğiniz ve beğendiğiniz, az çok artık dizi zevkimi biliyorsunuz ve bu dizi zevkine uyabileceğini düşündüğünüz videolar, filmler, diziler varsa lütfen benimle aşağıda paylaşın. Belki bir sonraki videoda sizin önerdiğiniz diziden bahsederiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı ve yeni çıkan videolardan haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.